Ender Bilgin, çok teşekkür ediyoruz. Ömer Erdoğan'la birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ederiz kırmadığınız için. Rica ederim. Ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri oldunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz maç özelinde? Bugün puan mı kaybettiniz, puan mı kazandınız? Genel itibariyle neler söylersiniz? Ya şimdi tabii ki hafta içine dönecek olursam, hafta içi biliyorsunuz Ankara'da bir talihsiz bir olay yaşadık. 1-0 öndeyken talihsiz bir pozisyonda hem kalecimiz Münir'e devamında bir penaltı golüyle Gençler'le eşitliği yakaladı ve devamında da mağlup olduk. Onunla birlikte bazı arkadaşlarımız da işte maçın yoğunluğundan, son haftalardaki maç trafiğinden, sakatlıktan bugün aramızda olmadı ama biz hiçbir zaman bunu sıkıntı etmedik. Yerine oynayan arkadaşlarımız da kalite anlamında ve karakter anlamında bugün yine sahada takımın çok önemli parçaları olduğunu gösterdiler. Tabii biz maçı analiz ederken özellikle Beşiktaş'ın yerleşmiş savunmaya karşı sıkıntılar yaşadığını tespit ettik ve Beşiktaş savunmadan çıkarken yapacağımız baskıyla hataya zorlayıp kazandığımız toplarla da çok çabuk hücum yapma düşüncemiz vardı. Bunu da sahada oyuncularımız uyguladı. Daha fazla birinci yarı önde basmaya çalışan, rakibi arkadan çıkarmayan, topa sahip olma oranında istediğimiz şekilde gitti. Tabii bu şiddetli oyun kolay değil. Çünkü çok sprint atan oyuncularımız var. Bir de özellikle son haftalarda yoğun bir maç temposundan çıktığımız için ikinci yarı ister istemez bazı yorgunluklar oldu. Ama biz burada da takım olarak topun karşısında iyi durduk. Hem pas yollarını kapattık, hem savunma arkasını, özellikle Beşiktaş'ın yaptığı savunma arkası koşularla, Larin'le, Enkudu'yla, Abubakar'la onları engelledik. Aynı zamanda da kazandığımız toplarla da çok çabuk hücuma çıkmaya çalıştık. Burada da oyuncularım istediğimiz, sahada yapmak istediğimiz, planladığımız oyunu sağ olsunlar yerine getirdiler. Maçın genelinde bakarsak 2-2 ama Erman hocamdan rica ediyorum, burada bizim özellikle Akintolo'nun attığı gol ve verilmeyen offside'da ben kendim şahsen birkaç kez izleme hocam, fırsatı buldum. Hocam şöyle yana alsak bir kazaya almadan, aman Allah. Hocam, ben yakından pozisyonu incelediğimde o top Wellington'dan geldiğini, hani bizim Selim'den değil Wellington'dan geldiğini ve bariz bir gol olduğunu düşünüyorum. Eğer yanılıyorsam özür dilerim. Onun devamında da ikinci ara özellikle bu son dakikalarda bizim Muhammed Kamara'ya yapılan bir pozisyon var. Onu da eğer incelerlerse Erman hocam, çok değerli hocam. Bana göre orada da bir pozisyon var ama ben bu teknik direktörlüğe başlarken kendime bir söz verdim. Dedim ki hakemlerle ilgili hiçbir zaman açıklama yapmak istemiyorum. Ama bugünkü sağ olun, teşekkür ederim. Bugünkü benim üzüldüğüm veya düşündüren şey beni, eğer VAR sistemini kullanıyorsak bu özellikle hem attığımız gol ve penaltı pozisyonunda çok çabuk hakem karar verdi hiç incelenmeden. Normalde daha önceki maçlarda, hem bizim oynadığımız maçlarda hem televizyonda izlediğimiz maçlarda bu şüpheli pozisyonlarda neredeyse oyun 3-4 dakika duruyor, inceleniyor. İşte hakem zaman zaman işte VAR'a çağırılıyor ama bugün hiçbir şekilde sanki net bir şekilde karar verilmiş şekilde hemen oyun devam etti. İncelenmesini beklerdim. Yani biz de belki yanılmış olabiliriz ama benim kendi şahsi görüşüm, inceledikten sonra hem attığımız gol bariz bir gol, hem de ikinci yarı Muhammed Kamara'ya yapılan da penaltı olduğunu düşündüm ama eğer yanılıyorsam özür dilerim. Hocam, Mupenza ile ilgili herhalde son dönemlerde en fazla size sorulan sorulardan biri de bu. Performansı çok etkileyici. Malum Ocak transfer dönemindeyiz. Bir teklif geldi mi veya çünkü zaman zaman ismi geçiyor üç büyüklerle. Tabii son hafta özellikle attığı jenerik gollerle ve kısa bir dönemde o sayısal anlamda attığı gollerle tabii ister istemez gündemde, herkes onu konuşuyor. Mupenza bizim için çok değerli oyuncu ama onun kadar diğer oyuncuların hepsi de bizim için çok önemli. Çünkü eğer Mupenza gol atıyorsa ona gol asistini yapan, gol pası veren veya gol attıktan sonra gol yemememiz için savunmaya destek olan bütün oyuncular benim için en az Mupenza kadar önemli. Dediğim gibi umarım bize katkı sağlamaya devam eder, gollerine devam eder. Ama golden önemlisi bizim takım olarak aldığımız puanlar. Biz hem oyuncularımız hem ve biz teknik ekip olarak hem kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İnşallah
sezon sonu da güzel bir yerde bitiririz. Hocam çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Maçtan sonra da bizi kırmadığınız için. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ender Bilgin, Ömer Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bir sözü bir kez daha size bırakalım. Peki Ömer hocamız adresi verdi iki pozisyona. Bir tanesi az önce izlemekte olduğumuz pozisyon ki orada çok kolay değil o açılardan görmek. Ama hocam ben çok pozisyona yakındım, gördüm, Wellington'dan geliyor dedi. Diğer pozisyon Kamara'nın pozisyonu. Sadece 4 dakikalık bir reklam arası verip ardından o pozisyonları da hemen burada konuşacağız, tartışacağız efendim. Ayrılmayın takım. Burada Ruben'in yerde kaldığı pozisyon, hemen ben de bakayım kaç numaralı pozisyon olduğuna. Neyine bakıyoruz? Necip burada? Ruben arkadan faul pozisyonu bu değil mi? Evet. Ayağına basıyor mu basmıyor mu? Var. İlk yarıda yine 1-1 oyun. Burada bir faul var. Şu pozisyonda kart gerekir mi? Ne dersiniz? Bence gerekmez. Gerek geri alalım. Ama da tam bakalım var. Ya. Böyle çok tendona geri alalım abi, ileri gitmeyelim. Şurada biraz geri, biraz geri alalım arkadaşlar. Yani fuzuli oynatmaya gerek yok. Şurada bakalım bak. Evet. Geri al, daha geri al. Daha geri al. Beyazlı oyuncu bir şey yapacak mı? Devam. Ne diyorsunuz Beyaz hocam? Ya Necip arkadan sol ayağıyla topa doğru hamle yapıyor. Yani faul bile değil bana göre. Rea hocam. Faul orada, karta gerek yok. Faul karta oyuncu gerek yok. Gürcan. Evet evet, faul. Sabit ayağı götürüyor çünkü. Ben Erman hocam. Hocam. Yani şey pozisyon değil öyle ya. Hoca topa ulaşmaya çalışırken yani çok da fazla şey yapmaz. Top da pozisyonun içinde yani. Pozisyonlarda ona bastı basmadı. Hocam bak şurada bak bak. Necip oradan ayağını faul sokmaya çalışıyor. Burada ama yani vermedi. Hani. Vermedi ama faul. Pozisyonda çok yakın. Devam et bakayım. Yani bir şey pozisyonu da var. Mesela iki oyuncu birden sarı kart gördü itirazdan. İlk yarıda gene Ali Palabay'ı yemişti. Ya bu pozisyonda hakem için şu verseydi sarıydı. Verseydi vermeseydi. Yok ya, yani. Devam edelim, devam edelim. Hakem çok da zaten bu şekilde. Burada bu da şeyin pozisyonu. Gezal'in pozisyonu. Ayağa basıyor ama. Bir oynatsana bunu normal geride. Ayağa basmak için mi ayağa basıyor acaba? Yoksa şey... Gezal ile Ruben arasında 2-2 iken ikinci yarıda 63. dakikada gelişen bir orta saha mücadelesi. Burada Gezal farkında olmadan mı basıyor? Ne düşünüyorsunuz? Abi, Beyaz hocam. Gezal topla rakibin arasına ayağını koymak istiyor. Yani kart verse sarı kart olabilir ama faul var gibi görüyordum ben. Rea hocam. Sarı kart bile bile koyuyor. Çünkü ayak açısı açılıyor. Yana doğru esniyor ayağı. Çok akıllıca yapıyor onu. Bilinçli mi diyorsunuz? Çok akıllıca yapıyor. Zaten koşu ergonomisine baksana Ender. Mesela böyle koşarken ayağını sağ ayağını açıyor bak. Şu bak, açıdan et. Bir şu an heh. Bir oyuncu ne diye alaka oraya topu sürerken şimdi sağ ayağını öyle açacaksın. Topu süremez yani. Koordine edemezsin topu. Direkt bak şuradaki ya iç bağından böyle esner gibi direkt rakibin sol ayağına basıyor. Sarı kart. Bilerek yapıyor yani. Evet. Biraz koşu ritminden sanki o koşu top şeklinden sürürken, de anlaşılıyor Ender, değil mi? Topu sürürken var ya bak bu kadar ayağını açar mı? Nasıl niye kontrol öyle bir edecek? Şey yapıyorsun? Nasıl kontrol edecek ya? Düşersin yere. Hiç. Nasıl sen kontrol diyorsun? Edecek? Yani bak şu açıdan Beyaz Hoca da Rea Hoca da çok net söyledi. Ayağını rakibin önüne koymak isterken ayağına basıyor rakibin. Foul, sarı kart.
Ama Raya hocam diyor ki bilinçli yapıyor diyor. Bilinçli yapıyor işte. Ha. İkimiz farklı şey söyledik. Farklı şey söylüyor. Yok, Feyyaz hoca başka bir şey söyledi. Benim söylediğim Raya farklı bir şey. Hayır, bunu bilinçli yapıyor. Ben bilinçli diyorum yapıyor, ki evet. Tamam bilinçli olduğunu söylüyor. Ama ayağa basmak istemiyor. Ama basıyor yani. Yok. Kasıt yok. Şey Raya hocam ha. Bence Raya'da, bilinçli Raya'da yapıyor Raya diyor. Raya kasıt var Raya, diyor. Erman ben hoca. Kasıt yok diyorum. Topla... Top, sen de futbol oynadın Feyyaz. O top öyle sürer mi ya? Oyuncu giderken cin gibi sahene açıyor, basıyor. Bak şuradan bir bakalım. Ergonomisi bir kere yani bir vücut ergonomisi kötü. Sahaya esnemiş iç bağı. Direkt böyle rakibine direkt kontrol ediyor. Oraya doğru adım atıyor. Şimdi buradaki olay şu abi. İki oyuncu omuz omuza gidip mücadele edip beyazlı oyuncu koyu renkli oyuncunun önüne kesmeye yapsa kabulüm. Ama orada oyuncunun geldiğini görüp elini koyarak onu hissettikten sonra bir de ayağını sokarsan o kabulüm değil. Tabii. Bayağı bilerek bu yan yana olup da adam ayağını sokarken ben de sokarım basarım. O farklı bir boyut. Bak gelirsin sokarsın ben de sokarım. Ayağa gelebilir benim şöyle bir. Ama buradan geldiğini görüp şimdi... hem de onu elinden kontrol edip sonra onun elinden kontrol ederken de dönüp bir de basıyorsan art niyet var. Hocam.